Sevgili seyirciler, eğer biraz dünyayı dolaşıyorsanız, şu son birkaç yıldır dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin, sizi krallar gibi ağırlıyorlar. Hele de bir Türk olduğunuzu söylerseniz. Nedeni diplomasideki başarılar olmasa da, futboldaki başarılar olmasa da, televizyon dünyasında Türk dizilerinin yaptığı başarılar. Tarih yazıyoruz. İster Güney Amerika'ya gidin, ister Balkanlara, ister Asya'ya, Orta Asya'ya, Arap dünyasına. Her yerde karşınıza daha önce zevkle seyrettiğiniz dizilerin farklı dillerdeki versiyonları çıkıyor. Türk dizilerinin böylesine etkin olması bazılarını da rahatsız etmişe benziyor. Suudi Arabistan ve Mısır ortak bir anlaşmayla Türk dizilerini yayınlamayı yasakladılar. Numan Kurtuluş da haklı olarak böyle siz kimin ne seyredeceğine 3-5 politikacı oturup karar veremez tepkisini verdi. Peki şu andası gerçek tabloyu biliyor musunuz? Türk dizileri nasıl oluyor da dünyaya bu kadar egemen hale geldi? Soft power diyorlar, yani yumuşak güç. Türkiye'nin bu yumuşak gücü nasıl oldu da dünyaya yayıldı ve bu yaygınlığı kimler yaptı? Gelin isterseniz dosyamızda yakından bakalım. Bu da sana evladım. Gümüş, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece, Ezel, Karadayı, Aşk-ı Memnu, son yıllarda Türk dizilerinin tartışmasız uluslararası ekranlarda yayınlanan en önemli, en önde gelenleri. Diziler dünya çapında sevilerek izlenirken bu dizilerin oyuncuları da inanılmaz şöhret sahibi oldular. Öyle ki bu sanatçılar yurt dışına gittiklerinde bir yandan imza dağıtıyor, hatta kimileri reklam filmlerinde oynuyorlar. Aslında bireysel bir girişimle başladı. Türk dizileri özel televizyonlar çıktıktan sonra, serbest olduktan sonra yavaş yavaş Türk dizilerinde nitelik olarak kalite artmaya başladı. Türkiye'de dizi film sayısı ve kalifiye eleman ve iyi senaryo sayısı arttıkça bu artık kendi sınırlarına sığmaz oldu. Aslında bir deneme satışı yapılmıştı. İlk Gümüş diye bir diziydi ve D prodüksiyonun işiydi. Gümüş dizisi Orta Doğu'da yayına ilk girdiği günden itibaren müthiş bir başarı yakaladı. İlk ihracatın kapısını o açtı. Ama aslında tarihte baktığınızda ilk yurt dışında gösterilen dizi değil. Yanlış hatırlamıyorsam yurt dışına ilk satılan, gösterilen dizi Çalıkuşu. O da seneler önce ilk Çalıkuşu'nun edebiyat eserinin uyarlanmasından yapılan, TRT'nin yayınladığı Çalıkuşu'dan bahsediyorum. O Rusya'da daha önce gösterilmiş ve Rusya'da da büyük etki yaratmış aslında. Şüphesiz en çok yayınlanan dizilerin başını Muhteşem Yüzyıl çekiyor. Bu dizi 2011-2014'te tam 4 sene boyunca Türkiye'de izlenme rekorları kırdıktan sonra 70 ayrı ülkeye ve 500 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Hünkârımız Sultan Selim Han Hazretleri 22 Eylül gecesi yatsı namazını mütakip Çorlu ordugahında, otağında hak yoluna yürümüş, Yüce Rabbin cennetine avdet eylemiştir. Binbir Gece Avrupa'dan sonra Güney Amerika'yı fethetti. Gümüş dizisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'i Orta Doğu'da yıldız haline getirdi. Bergüzel Korel ve Kenan İmirzalıoğlu Karadayı dizisiyle drama ödüllerinde en iyi drama dizi ödülünü aldılar. Aşk-ı Memnu yayınlandığı dönem dizi sektöründe büyük başarıya imza atmıştı. Behlül ve Bihter'in hikayesi Avrupa ve Arap ülkelerinde şu anda destan yazıyor. Kim ne söylerse söylesin adını sevdiğim için evlendim. Açıklama yapmana hiç gerek yok. Bu laflar özellikle Behlül'ün ağzından çıktığı için üzülmedim. İnsan ne yaşadıysa o kadar bilir. Seni az çok tanıdığım için söylüyorum. Türkiye dizi ihracatı 2008 yılı itibariyle büyümeye başlamıştı. 2008 yılında 10 milyon dolar olan dizi ihracatı 2016'da 350 milyon dolara ulaşmıştı bile. Türk dizilerine olan talep bölüm başı fiyatları da arttırdı. Dizilerin dünya pazarındaki fiyatları da son 5 yıl içinde yaklaşık 10 kat arttı. 2016 yılında Türk yapımcılar ihraç edilen dizilerden 350 milyon dolar gelir sağladılar. 2013 yılında sadece 50 ülkeye ihraç yapan sektör şu anda 142 farklı ülkeye ihraç ediyor. Artık çok büyük bir kitleye ulaşıyor. Yani ilk Orta Doğu ile başladı. Yani Türk dizileri ilk Orta Doğu'da çok izlenmeye başladı. Fakat sonra Balkanlar, Doğu Avrupa, sonra işte Rusya da bunun içine girdi. Sonra Avrupa'nın diğer bölgeleri. Yani Batı bölgesinde hala biraz az.
Ama sonra asıl sürpriz Amerika kıtasından geldi. İşte Güney Amerika'da çok izlenmeye başlandı. Afrika kıtasında izleniyor. Bizim en son bıraktığımız noktada hani bizim aldığımız reyting neticeleri ve dünyada toplam olarak izlenme sayısına baktığımızda 650 milyon insanın üstünde sayıyla hani 650 milyon kişi ve belki birazcık üstünde Türk dizilerini izliyorlar dünyada. Gelin görün ki geçtiğimiz günlerde merkezi Dubai'de bulunan Suudi Kraliyet ailesinin üyeleri ve hissedarları arasında bulunduğu NBC grubu Türk dizilerinin 1 Mart itibarıyla yayından kaldıracağını açıkladı. Peki bunun sebebi neydi? Burcu dedim. Burcu! Bildiğimiz kadarıyla kararlar politik, siyasi kararlar. Baktığımızda bizi kısa vadede etkileyecek bir şey mi? Evet, etkileyecek. Yani bütçesel, ekonomik anlamda etkileyecek. Ama Türk dizileri artık sadece Orta Doğu'da izlenen bir dizi değil. Yani sadece oradan ibaret bir dizi değil. Türkiye dışında sadece Orta Doğu'da izleniyor değil. Şimdi devamında yeni kapılar açtık. Özellikle son 3 senedir Güney Amerika'da Türk dizilerine inanılmaz bir talep var. Aslında soap operalara, yani işte bizim zamanda alıştığımız Brezilya, Arjantin dizilerinin hani membana dediğimiz yere artık biz Türk dizilerini veriyoruz ve Türk dizileri rağbet görüyor. Ama onun dışında dünyada gerçekten diğer kıtaların hepsinde Türk dizileri izleniyor. Sanıyorum Orta Doğu'daki bu karar ilk etapta bir %25'lik bir bütçenin %25'ini kapsıyordu. Türk dizilerinin ihracat ekonomisinin %25'ini yaklaşık kapsıyordu. Burada bir etkilenme olacak ama ben hep şunu düşünüyorum. İyi bir şeyin önüne hiçbir yasakla geçemezsiniz. Yasaklamayla geçemezsiniz. Eğer hani hatırlarsak TRT'nin tek kanallı olduğu dönemde karasal yayın frekansının özel teşebbüslere kapalı olduğu, yasaklı olduğu dönemde özel televizyonların kurulması biliyorsunuz sınırlar dışında olmuştu ama uyduyla Türkiye'den insanlar izliyordu, reklam alıyordu. Belki bu da bizi bir şeylere mecbur edecek ve buradan bir fırsatlar doğacak. Eğer o fırsatları görürsek bence bu sıkıntıları çok çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Eğer tabii ki işte Suudi Arabistan'ın aldığı bu kararlarla ilgili bir değişim olursa, hani bu sulh çözülürse bizim hani ekonomik ve ticari açıdan çok güzel olur. Ama ben bunu yolun sonu olarak da görmüyorum. Mustafa abi, Hasan! Yardım et, yardım et! Tutun abi, tutun! Türk dizileri Türkiye'nin dünyaya yönelik son yıllardaki en büyük soft power'ı, yani yumuşak gücü diyebiliriz. Nitekim bunun etkisini ve önemini ilk olarak yabancı ülkeler fark etmiş gözüküyor. Türkiye'de ise dizi sektörü her geçen gün artan sansürlere, hatta yasaklamalara karşı ayakta kalma savaşı veriyor.